Şık tasarımıyla menajerlerin moda girmesine yardımcı olan HP Pavilion Power Laptop ve Türkiye'nin en büyük dijital oyun mağazası Play Store'un katkılarıyla Ali Ece ile Maç Masası'nın yeni bölümü şimdi başlıyor. United'ın ne istediği önemli değil. Bizim ne istediğimiz. Liverpool'un ne istediği önemli. Bu arada bizim maç dışında hep iyiler. Şimdi ben yapıyorum. Kameraya gösteriyorum. Van Hal. Valla Van Hal United'ın eski hocası kovuldu. Biz de kovulabiliriz böyle giderse. Van Hal verdi bunu zaten dersem. İnanmayın çünkü sadece trollük yapıyorum. Ne diyor federasyon yine? Bir şey yok hocam ya. Milli maçlarla ilgili. Adam göndermiyoruz. Bu arada son zamandaki teknik direktörlük formundan sonra bana teklif geldi bile. Estonya milli takımını çalıştırır mısın diye. Çünkü bu galibiyet yüzdesi Estonya'da falan başarı yani. Ben de San Marino. Sana da gelecek yakında. Oldum Atletik'ten. Doğacım sana da Shrewsbury Town. İyi benimki gene bir tık üstlükte. Niye Oldum daha iyi? En azından Manchester'a yakın, Liverpool'a yakın. Buradan yakın gidersin. Gerrard Liverpool'a çekiliyormuş. Brewster sakatlandı ama Gerrard. Zaten artık çok ihtiyacımız olan oyuncular değil. Sen yani. Onları verdin mi A2 takıma? Bitti kupa. Onları kullanabiliyor galiba. Ya dur Şampiyon Ligi maçı var. Onlar zaten kullanacak şekilde açtım. Ben oyunda aldım biraz Fenerbahçe'yi çalıştırdım. Hiç fena değilim ha. 6. 5. falan. Yani gerçek adı göre çok gidiyoruz. Frey'i oynattınız mı hocam? Frey'i hemen sattım. Alan dans hatta yazıp Frey. Soracaktım Kesköse Frey diye ama cevap alamayacağım için. United'ı yenelim Frey dansı yapacağız. Geldik. United Liverpool. Evet. Şimdi lütfen Emre senden ricam ciddiyet. Tabii ki. Evet. Delikt hala evet. Yok olmaz. Yok, hala olmaz. Abartmıyorum. Benim dediğim yedekleri yapalım. Sommer, Pavard, Wagnoman, Milner. Sommer, Pavard. Abi senin 11 şey zaten şimdi. Dur Doğan'ın kafası karıştı. Oraya Gomez koyacağız. Hı-hı. Tamam bir dakika. Evet. Tamam. Şeyin yerine Ayer. Sağ bek Trent. Evet. Van Dijk, Robertson, Henderson yerine Ayer. Yalnız Henderson'ı kadroda kim yok şu an? Sen benim dediklerimi yap şimdi. Tamam. Ayer'i al önlü bura. Evet. Feyenoord'un yerine Keita. Evet. Ne yazıyor onun yanında? OT ne? Ot. Verdiğiniz bir kararla ilgili olumlu tepki. Size tepki. Sağ olsun. Tepki. Yedeklerde bak onu yazmamışız. Hemen alalım. Madem böyle yalakalık yapıyor. Tamam. Peki kimi çıkarayım? Kimi çıkarız? Olumsuz ya. Tepki yazanı çıkarsın. Gerçi Wagnerman 2 beki de kapatıyor. Yani. Evet. Ya da Klein'i de alabiliriz. 2 beki. Dur Klein'i falan almayacağız ya. Dur ya. Sommer, Pavard, Wagnerman, Milner. Tamam. Henderson. Tamam. Feyenoord'um da geldi. Sturridge, Shaqiri. Shaqiri yerine Feyenoord'um al. Ben onu yönetirim. Ofansif ortası falan yönetirim. O var zaten şu an. Tam var zaten. Shaqiri'nin bir altıya yaradığı yok. Sturridge al. O da var. Var. Henderson'da var. Wagnerman yok. Milner yok. Milner'ı da al. Ha Milner yok. Evet. Tabii. Milner, Shaqiri. Ne abi? 7-0-3 ne Shaqiri ya? Ben bile bu kadar oynardım Liverpool'da bu yaşta. Tamam. Gözden geçirelim. A planını. Hiçbir sıkıntı yok. Buyurun arkadaşlar. Takım konuşmasına geçebiliriz. Oyuncu puanlarına göre bizim yememiz gerek bunları. Onlar nasıl kadroyla çıkıyor? Onlar şöyle. Cantona. Şöyle. Mane. Ya ne çıkacak? Lingard, Lukaku, Sanchez falan filan. Herhalde Silva. Evet takım konuşması. Silva'yı niye öyle böyle oynatmış onları? Hırslı. Ya bize ne ya? Hayır oradan. Bize ne bizim takımı konuşmasına. Andre Silva. Andre Silva. O başka. Andre Silva zaten oyun kurucu. Hırslı. Tamam. Hırslı. Sahaya çıkın ve taraftara bilet için harcayacak paraların karşını verin. Çok yüksek zaten fiyatlar. Devam. Evet. Çok heyecanlıyım. Yine yenmemiz gerek. Yakin bunu da yenip şampiyon olamazsak Benitez'e ettiğim lafların hepsini Benitez bana edecek. United'ı iki kere yen şampiyon olamam. Benitez bu sen yaparsın bu saçmalığı diye. O da diyecek ki Monsieur Ece vous êtes plus absurd. Demez. Fransızca biliyor mu ki? İspanyolca biliyor. Evet. Biz beyazlarız bu arada. Evet, hatırlatayım sen. Hayır. Yo ben Silva'nın orayı sen çok rahat kullanacağımızı düşünüyorum. Gizli libero var ya sen de gizli mensup adamısın o yüzden yani. Bu maçta birazdan golde formasını hemen siyah yapıyorum. Olan taraf değiliz beyaz olan tarafız tamam mı hocam? Ayer. Ayer'den tanıdım. Çok güzel. Ha, çok iyi. Onlarda hiç sarışın yok sanki. Evet Mane çok güzel top. Be. Evet. Ve gol mü geldi? Robertson. Vur. Hadi be. Ulan Döha. Ulan Döha bizim maça gelince yine şeytan kesiliyorsun. Kırmızı şeytan.
Seni gidi. Çok güzel oyun. Afacan kaleci, eyvah. Alexis. Aman Lukaku. Kaçırma. Gerard'ın şovu. Bravo kale. Kale bravo da. Bir daha vuruyorlar ya. Bir daha vurduruyorlar ya. Ya abicim bu fırsatı nasıl veriyorsunuz ya? Bekele'yi çıkardı da dönüşü niye bıraktık? Arnold. Bu pozisyondan sonra durduruyoruz. Tamam. Hayır. Robertson. Vur. Penaltı. Yok artık ya. Böyle bir saçmalık yok ama ya. Vallahi böyle bir saçmalık yok. Bravo Bekir be. Dur. Ya bu nasıl bir pozisyondu? Şu an bir sakatımız olmasa. Oyun çok zorluyor beni. Kafamı çok sinirlenmeye başladım. Şunların rolü ne Van Dijk'la Gomez'in? Pasör. İkisi de pasör savunma. Birini sigorta yapalım mı? Birini sigorta yap. Van Dijk'ı sigorta yap. Bir. Gomez'i mi? Gomez'i sigorta yap. Bir. Yalnız kornerlik pozisyon ne kadar savunma, enteresandı ya. Sigorta. Bir şey söyleyeceğim bir de. Aynı bu şeye yapayım. Markaj ver ya. Lukaku'ya. Kimden verelim abi? Gomez mi? Van Dijk tabii Van canım. Hani daha oyun çıkarma açısından. Aa. Bir dakika. Bak nereden gözümde çapak çıktı sinirden. Sercan. Şey. Nereden veriyorduk bunun markajını? Van Dijk'tan değil mi? Oyuncuya girip veriyorduk değil mi? Oyuncu direktiflerinden vereceksin. Girdim abi. Düzenle. Daha sıkı markaj yap. O ama şey yapacak. Belirli bir oyuncu seç var bak altta. Tamam. Evet. Hah tam aynen ya. Lukaku. Evet. Van Dijk'li Lukaku mu? Evet. Markajı çok. Aslında A'yeri de verebiliriz. Ama ortuz. Yok ya çok onları sürtürecek. Evet. Risk de olur değil çok mi? Çok risk olur. Ön libero adam tutturulmaz. Evet. Ne laflar ederler. O beğenmiyorsun hocaları kendin neler yapıyorsun lan diye. Tamam mıyız? Doğru. Ayman mı bu ya? Hürriyet Büçer. Hürriyet'in Alex'e yaptığı gibi sonra o ne abi? Ayerde. Havalimanına geliyordu Alex. Sabiha Gökçen de iniyormuş. Bir bakıyor. Böyle gişelerde. Hürriyet. Lukaku da sonra Ayerde'ye aldı jübilesine. Valla Bekir ikidir çok iyi kurtardı. Çok iyi. Bizim de kornerlerde iyi pozisyonlarımız oldu aslında. Onunla ilgili küçük bir şey değiştirmem gerekiyor da. Onu biz koyalım. O çünkü bir hata oldu orada büyük ihtimal. Taktik şeylerini değiştirince. Ucuma... Aynen. Yol savun... Ha, ucum... 5 olur mu? Abi... 5... İlk 20 dakika itibariyle bizim kalede 5 olmadığı için şanslıyız yani. Bizim olsun ya bu maçın 5'lik. Gol atmadan 3 puan versinler kabulüz biz. Tamam. Emre, kendi kalesi. Sizin akrabalarda Balkanlardan var mı? Olabilir. Bir dakika gol geliyor olabilir. Dede oh. Galiba Eyyamovic soyadı ha. Abi kendi kalesine, Lukaku kendi kalesine atacak. Zabunoğlu diye biliyorduk ama Zabunovic. Zabunovic. Eyyamovic. Daha azimle oynayın. Daha azimle oynayın. Tabii devamlı gaz ver, derbi bu. Hadi oğlum artık ya. Fabinho. Hadi Fabinho. Kırmızıya boyatmış saçlarını. Ulan Babel'le takılma dedim aynen ben sana ya. O ne be? Olsun. Kanat değişti. Devamlı soldan sağa orta yapıyoruz. Oo. Kaptırıyoruz saçma sapan ya. Ayar keser onu. Ben dedim golümüzü sağ bek oynatalım ya. Ayar yetişemeyiz. Hadi oğlum. Ayar nasıl oğlum. Yetişik oğlum ona? Mecbur okursun. Ah yedik işte sonunda Allah kahretsin. Al markajı falan. Bunlar zorla Lukaku'ya gol attıracak ya. Bu çıldıracak bu oyun beni ya. Ya çok acayip mesafe dur gitti boş ya. Tamam dur. Tek gol bitsin şeyi. Ben bunun biliyorum tek sebebini. Tamam. Bekir ne yapsın artık abi? Ha bir de markaj verdik ya. Markaj ver. Yani. Daha ne yapacağız? Bir sigorta, bir markaj. Al markaj lan. Markaj falan bizim gol atmamız lazım. Hiç sevmem markaj falan. Nereden uydum ben ya? Tamam iptal ediyorum. Zaten buna döndük mü iptal edecek. Evet. Şimdi şeyi de değiştir. Hocam. Evet. Mane santrafor arkası. O 4-1-2-1-2 var ya. 3-2. Şu mu? Ha. Evet. Aynen bu. Bunu oynuyoruz şu anda itibaren. Evet. Tamam. Tamam. Peki Mane bu mu? Yani? Hayır. Tıkla. Ama oynar ofansif ortası zaten. Bir forvet gibi mi yapsak en az? Oynat. Tamam mıyız? Tamamız. Yine sarı gördü adam ya. Çıldırtacak beni Keita gerçekten. Mane de gördü. Evet. Abi United deplasmanında şey denesek mi yani Salah, Mane ikisi kanat hani Firmino oyunda gibi. Peki tamam. Dene. Bire gel. Salah da bir gel. Salah niye kart gördü? Yok Mane. Yok Mane gördü şimdi ayarladım. Hep orada ya şey ondan karıştı. Hani bunu tam yeşil yapıp. O zaten öyle galiba. Hucum. Hucum mu destek mi? Hucum. Artık.
Buna da sahte forvet demeyelim. Yardımcı ya da yaratıcı. Ha Mezzele de gerek yok. Sen al bu Keita'yı oyundan ya. Al al bunun hiçbir şey oyunu yok. Kim? Feyenoord'um. Hazır ve nazır. Ha. İki önlü. Oynasın. Bu içeride demiştin ya. Ya da defansif oyun kurucu da yapabiliriz belki aslında. Defansif oyun kurucu destek. Bundan sonraki hamlede ayır alacağız. Firmino sahte forvet mi? Yardımcı yapıp ikisine pozisyon yaratabiliriz. Yardımcı hocam. Ayarı tamam. Alıp Sturridge mi alacağız oyunu? Evet evet. Tamam. Ya da inşallah alacağız. İnşallah gelir. Tamam mıyız? Tamamız. Konuşalım. Kalacak. Yani. Takım konuşması. İkinci yarıda daha farklı performans bekliyorum. Güzel. Hepsi motive olacak. Hep motive oluyorlar. Oğlum ne oluyorlar da biz ya. Takım bir türlü düzelmiyor ya. Oh. Abi şu yağmur da bitmedi İngiltere'de. Ben dönmek istiyorum artık İstanbul'a. Ya. Fenalık geldi bu yağmur içini kararttı ya. Tamam ya. Joy Division şarkısı gibi zaten ben ah ah. Yok yok. Bekar ne güzel tutardı öyle. Ne güzel üstüne geldi zaten. Ama böyle tam tık diye tutar. Ben seker diye koptum. Cımbızla çekecek. Bu bizim pozisyon. Maçın bizim. Başı tamam iyi işte. Hadi artık ya. Bu pozisyon bize gelecek değil mi Doğa? Bence de öyle olacak. Attık. Attık. Aa ne kaçıyor ya? Yok bak, artık ya. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama sponsor diye söyleyemiyorum ya. Yani. Van Dijk'la Robertson niye sinirli, öfkeli? Ne oluyor bunlara ya? Bir konuşalım. Goller o kadar daha kaçıyor ki takım sinirleniyor. Toparlanacaklardır. Yine kaptırılan top. Yok. Yine kontratak yiyoruz. Bak 5 kişi falan 6 kişi geliyorlar abi ya. Ay alasana onu be. Valencia. Aynı aldım. Sekte yedik 2'yi yedik. Kesti. Bravo oğlum be. Ya top bizde niye attın dışarı Robertson? Bir dur neyi var bunların? Niye sinirli bunlar ya? Ben salak. Vallahi çıldıracağım şimdi. Gerçi bu oyun yine sinir kapatıyor. Topladılar şu an. Van Dijk'ta şöyle. Öfkeli, tedirgin ne? Şu, al ayarı al. Öfkeli möfkeli. Nedir abi bu? Yarış mı bu? Henderson. Henderson'la değiştir. Evet. Ya da şey de bazı maçlarda yapıyoruz ya şöyle üçlü yan yana. Tamam öyle yapacağız zaten. Al Henderson'ı. Al Henderson'ı. Şimdi bak Henderson tam ortaya, orta sahanın ortasına. Tamam. Fabinho, Feyenoord'um yer değiştir. Hı. Rolleri değiştir. İki önlü orta saha destek. İki önlü orta saha. Ofansif oyun kurucu. Ofansif. Defansif ofansif oyun kurucu. Pardon hemen. Hücum. Evet. Jordan. Defansif oyun kurucu. Destek. Kaç değişiklik yaptık? İki. İki yaptık şu ana kadar. 64 zaten. Biraz daha var. Salah eski yerine. İleri. He. Tamam. Şey, biraz fırsatçı. Yaratıcı diyelim isterseniz. Fırsatçı. Çünkü zaten fırsatçı. O araya giremiyoruz ki bir türlü. Fırsatçı peki, için offside şeyinde durması gerekiyor. Doğa biraz sola alıyorsun ya firma öyle mi yapacaksın? Yok böyle duracak. Tamam mı? Zaten tamam. Şeyde evet. Bir sıkıntı yok. Evet hadi. Tamam mıyız? Hadi evet. Be. Hadi şimdi ya. Bir de böyle daha yaratıcı oynayın yaz. Tamam. Bu birazdan gelir. Geldi. Yok. Ha şimdi geldim. Hadi oğullarım be. Çok iyi yere be. Şu pozisyon geçsin. Vurun artık be! De Gea neyi çıkardı lan? Abicim ya. Abi kaleci misin? Meteor kurtarıcı mısın ya? Beni çıldırtma ya. Yine bizde. Kesmedi korneri. Hadi Anderson. Güzel. Sen babasın. Yaparsın bu işi. Robertson. Ya offside. Offside verdi. Yo vermedi. Yo vermemiş. Taça gitti. Bir değişiklik hakkımız daha var. 78. Tamam. Sör, hadi oğlum be. Pozisyon geçsin mi? Geçsin geçsin. Geldi. Firmino çok kanatta kaldı bu pozisyon. Güzel açtım. Bileğini de seni de bitirdiniz. Vur artık. Korner değil yalnız. Direkt ya. Abi değiştir. İnanılmaz ya. Al Fabinho'yu. Sturridge'i al. Firmino bir geri. Sturridge'i yerine. Tamam. Evet. Direkt yarın. Yaratıcı evet, değil evet, mi? Hücum. Şeyi evet. Ortayı böyle ortalayalım mı? Ofansif oyun kurucu destek. Onu yapacağım. Hı. Destek mi pardon? Destek. Yok tamam tamam fark etmez. Hücum olsun. Ne fark eder bu dakikadan sonra? Tamam. Evet aynen öyle. Tamam mıyız? Tamamız. Daha kreatif oynayın. Dedim. Bir daha. Şey 10 dakikada bir.
deniyor. Hadi aslanlarım be. Yani hak ettik yani. Yine kaçıncı direk ya? Kaçıncı direk ya? Direk de çizgiymiş bu sefer. Çizgiden mi dönüyor? Çok saçma yani. Ne oluyor abi, bir türlü gol olmuyor. Tam hadi çek al sabun bozmayın. Her şey durdursanız da şey o hücumu en şey deneyelim artık. Yapacak bir şey yok. Çok da iyi oynuyoruz. En fazla bir bir bitecek ya. Böyle bir kısmetsizlik. Aşırı hücum diyorum. Evet, aşırı hücum ne? Direkt oynayalım mı birazdan? Tabii tabii. Artık şey, tamam. Daha yaratıcı da oynayalım. Zaten onu söyledik. Ha, onu sözde de söyledik de buradan diyelim. Bir şey, çok fazla bir şey. Artık yani şu bu kadar oynayıp gol olmaması yani. Daha 20 tane şut çekmişiz ya. Adam kaleci ya. Değil ki ya. Başımıza Kimi bela gibi. Sakatladılar Allah cezanı vermesin. Van Dijk cezalı galiba. 4. sarı kart. Kafayı yiyeceğim gerçekten. Gerçek hayatta bu United'ın City yenmesini bekliyoruz. United Everton'dan 4 yiyor. Biz burada hala yeniliyoruz ya. Maç bitti, biz hala gol yiyoruz sayın seyirciler ya. Valla bir yenilgi daha alsak ben istifa ediyorum. Valla çok cesurum. Ben bu işi başaramadım, beceremedim diye gerçekten ya. Çıldıracağım şimdi ya. Bu kadar direkten dönemez şu ya. Şu istatistiklere bakalım mı? Abi daha ne yapsın şu takım? 18 şut ya. Ve çok kaçtı yani yakından. 15 köşe vuruşumuz var ya. 15 tane köşe vuruşu ya. Valla çıldıracağım şimdi ya. Ara psikoloji durumları mı? Valla takımı toplu halde psikoloğa götüreceğiz ya. Para mı yatırılıyor? Yok şey deme, kızma. Kızmayayım ben, tamam. Kızma. İddialı. Şanssızlık mı? Ya iyi de oynadılar. Sonuca hatta rağmen oradaki performansından memnunum. Sonuca rağmen oradaki performansından. Bir puan durumu ve fikstür. Kim çok kızgın? Niye çok kızgın orada? Stili ilerliyor. Şu an aldı. Kaybettik ilerliyor. 2 puan var. Bir bizim bir 2-3 maça bile City'nin bakabilir miyiz? Firmino kaç gün gitti? Bizim şimdi 2 tane sorayım. İçeride oynuyoruz abi. Tamam, o şimdi o 2 maçı hemen kazanmamız lazım. Kazanıp aynen. City'ye bir bakabilir misin? Tabii. Boş ver. Asabım bozuldu şimdi. Bak, tamam. Bak. Biz kendimize bakalım. Ne diyor? Firmino'nun sakatlığı. Tamam. 1-5 gün. Tamam. Kolda yaralanma. Allah Allah, ne yaptılar acaba? Kulüp doktoru 1-2 şey, günde döndürüyormuş. Kulüp doktoru. Sarıç gol orucunu bozmaya yemin etti. Zaten 11 oynayacaksın artık. Çok yani. Bir dakika, maçın adamı bu arada bizden çıktı. Alexander Arnold oldu abi. Maçın adamı. Çok güzel. Çok enteresan. Ya bir tane maçta farkı gitsek bütün takım toparlanır. Ya şu Southampton maçı direkt dönüş maçı şu an. Hayır, şey çok enteresan. Ve elimizde. Mesela pozisyona giremezsin, kazanamayabilirsin. Olur böyle maçlar. Abi bayağı bir hücum edip bir tane kontradan gol yedik. Alex Sanchez 75 metre top sürdü ya. Hatırlatma ya. Tamam. Sen zaten United'lı olmadığını ispat etmek için yalan bir şey yapma. Abi aşk ya. Delirdim başkadan. Vallahi delirdim ben. İçimden çok delirdim ama. Kazanacağız. Kadro kayıt dedi ama. O şeye geldi son. Bitti ya o yüzden. Gitti. Hocam ekibinize değişiklik yapacaksanız. Allah Sercan. Allah. Adam direkt. Akbomuş. Bir haftadır hakkı. Katılmayalım herhalde. Biz katılacak mıyız transfer döneminde? Yok ya, reddetmiyor. Almayacağımız ayı. İşimiz var bizim ya. Biz veleyi bile alamadık. Şimdi şunları IK'ye gönder. Tamam, göndereceğim de. Şuradan ADK'nin şeye bakayım. Eksik birini almayalım. 21. Tamam. Aşağıda bir bak. Abdoman kalsın tabii. Tabii o zaten 21 yaş altı ya. Onları şey yapmamıza gerek olmuyor. Markovic'i Markovic'e yine müşteri çıkmadı ya. Yok, kimse yok. Ayrılıyor yazıyor ama yanında. Sözleşme imzaladı başka bir takımla. Carlos Arroyo'nun önemi var. Bu takım yoruyor adamı ya. Şimdi Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları var galiba. O kayıt. Hani. Valla kalbim sıkıştı demin, yemin ederim ya. Ama yani hocam, ben şeyden üzülüyorum. Çok iyi oynadık ya. Şampiyonluk kupasıyla gelecek ama çakma. Değil mi? Mahmut Hoca'ya diplomayla gidiyorlardı ya. Yalan ama. Bugün işle öyle olacak. Alacağız şampiyonları. Çok daraldım artık. Gerçek hayatta da oyunda da. Bak yine geçen sezonki Napoli çıldırmasına doğru gidiyorum ya. Valla bu oyun çok güzel ama Liverpool niye alıyoruz abi? Biz çıldırdık mı ya? Kim alacağız? Niye Napoli'yi falan çalıştırıyoruz ya? Al Manchester City. Dur bak, sizi deniyorum. Evet falan diyecek. Şey Hayır. Buradan dönüp şampiyon olacağız. Şampiyonuz. Ben ilk defa böyle. İnanmayan varsa çıksın bu olmaya. Ben çıkıyormuşum. Hatta bana şey yapalım. Ayağa kalkmaya City'dir falan. Herkes kalkıyor, ben getiriyorum.
Yaz gerçekten City 3. kümedeyken 97, 98, 96, 97 oyunları falan hangisi tam hatırlamıyorum. 3. kümedeyken hep böyle alırdım. Premier Lig'e çıkarırdım. Orada bırakırdım. Hocam buradan teklif beklerdim. Gelmezdi. Benim böyle hep Tottenham, Newcastle falan alırdı. Hala teklif bekliyorum Newcastle istiyorsa. Güzel ya, bu sene şampiyon yapacağız. Siyah sene. Beyaz renkleriyle. Abicim nasıl yapacağız? Fosberg kimi almış bu arada? United aldı. Ya şurada bir küçük bir oyunu kaydedeyim de. Pardon burada bekleteyim. Niye? Ya bu kayıtta şimdi bir hata olur, bir şey olur. Bir oyuncu almamışızdır. Aldık ama. Olsun abi. Bitti zaten. Garantici. Garanti olsun. Tam bir şey yok. Oyunla ilgili bir sıkıntı. Ne kaydı mı? Tıraştaki bir sinek kaydı. Şunu alalım abi, garanti olsun. Evet. Bakalım. Ya biraz gol vuruşu çalıştıralım mı lütfen hafta içi? Hepsi bitiricilik çalışıyor ileri uçtakilerin. Niye hepsi olmuyor bir türlü? Hiçbir fikrim yok şu ya, anda. Firmino'da bir enteresanlık var şu an. Hepsi Game of Thrones izliyormuş abi. Kameramanı değiştirebilir miyiz lütfen? Cevat Kelle geri gelsin. Klein sakatlandı. Geçmiş fizyoterapist olsun. Bir iki günde hallederiz. İyi, abi demiş. Halletsin bakalım. Abi çok enteresan bir maç oldu bizim için. Bunu aldığımız an farkla iki bundan tane sonra içeride evet, iki altı puan dönecek. Bütün şey dönecek. Sonra bir kupa, bir maç şampiyon Porto ile oynuyoruz. Kupa kalmadı. Şampiyonlar Ligi var. Porto ile oynayıp sonra iki tane deplasman lig maçı var. Şey. Şampiyonlar Ligi. Bir tek Markovic kaydedilmemiş zaten. Ha yok. Ayer'de var. İşte. Ayer alacağız. Lohan gerisi 21 yaş altı zaten bunlar giriyor evet. Kayda. Bir yukarı Ayer zaten şey yerine girdi. Tamam bir şey yok. Eksik var mı? Şey yok, onları gerek yok. Yok gerek yok. 21 yaş altları. Bu arada bildirebiliyoruz Markovic'i de. Markovic'i de bildir gitsin yani eksik varsa. Yok bildiremiyoruz çünkü ya, şeyde yani boşluk yaratmamız yani, gerekiyor. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Markovic'in yıldızı zaten Portekiz'de parlamıştı Benfica'da. Evet. 6 ayda. Sonra herkes gaza geldi. İşte Liverpool aldı. Sonra Fenerbahçe kiraladı falan. Hiçbir yerde hiç. Fener'de iyiydi aslında da çok sakatlandı. Sakatlandı evet. Hatta hep konuşuyoruz ya en iyi maçı Beşiktaş'a karşı evet, herhalde. İlk 20 dakika, sonra 20. dakika çıktı. Ya da 30 dakika, 30 bin dakika çıktı. Fenerli Sercan da bak oradan şey yapıyor. Evet, onaylıyor evet. Hadi çocuklar. Southampton. Evet. Firmino'nun çok düşük şeyi ama. Hani tabii Sturridge. Firmino yerine Sturridge ile başlayacağız. Firmino'yu gerekirse alırız. Evet. Onun dışında? Sturridge gol orucunu bozmaya kararlıymış. Bakalım göreceğiz. İnşallah diğer bir orucu oyunda oyuncumuz da Firmino. Saatler uzayınca. Evet. Saati değişiyor. Evet. Diğer maç bir hafta sonu bu arada. Dinlenme fırsatı olacak takımın. Tamam mı? Ne oynadık ki dinleneceğiz? Ne oynadık ki ya? What did we play? Falan böyle. Hoca deliriyormuş. Ne oynadık ki dinleneceğiz? Giriyorum maçam. Gir. Bayağı. Maç sırasında herkes arkadaşlar böyle maçı düşünüp kafada oynasın. Ve kafadan not alsın, devre arasında müdahale yapıyoruz. Ya da maç içinde çok eminseniz, çok böyle emin olduğumuz müdahale yapıyoruz. Tamam mı? Ne diyelim? Evet, alacağımız bir galibiyetle ligin zirvesine çıkabiliriz. Puan kaybı istemiyorum, hırslı. Neyse, normal. Fark güzel etmez. Tepki varlar. Çok güzel tepki veriyor bizim takım çok, zaten. O konuda aynen. Yaz zekalar karanlık bir hava. Işıklar, ışık evet. Faturayı mı ödememişler? Ne oldu acaba? Hakikaten? Enfield'ın haline bak ya. Ben hiçbir şey görmüyorum. Baya soğuk. Bayağı soğuk, soğuk bir gün. Değil, karanlık soğuk, ya. Soğuk abi. İşte kapatmış bulutlar. Şehre ne oldu? Şehir ışıkları şarkısı çalmış City Light. İşte. Big city, bright lights, cool. Şimdi atıyoruz ilk cool golümüzü. Evet. Ay süt abi ya. Her kornerden kontra atak yiyoruz. Herkes bize bu şekilde gol atıyor. Bak Cedric Suarez de o topu sürüp atarsa ben çıldıracağım şimdi. Aman. Yok yok Ayer. Ne Ayer? Abi inanılmaz karanlık. Ayer geldi. Bu ne abi hakikaten? Şu televizyonun bari rengini atalım. İzleyiciler nasıl görecek bizim göremediğimizi? Evet. Bu hadi görecek. Atma sana. Allah'ım yarabbim. Ya dağ taşa salah bu nedir ya? Hadi Ayer. Abi bizim korner karanlıktan görmüyor mu oyuncular birbirini anlamadım ki. Ulan aydınlıkta da görmüyorlar son haftalarda da. Mane'ye ne oldu? Niye düştü 175'e? Sakatlandı mı? Dizinde dönme. Biri vurdu.
düzelir. Kim vuruyor şu adama? Eski Southampton'u diye mi vuruyor? Bu bak Romo falan acayip sert adam ya. Kaparsın onu işte Keita be. Valla bak bu maçı kazanamazsınız. Ben hakikaten istifa ediyorum. Duayla Emre çalıştık. Ne öyle? Fazla sevmiyorum. Havaya girmesinler. Tamam. Attık. Olsun ya. Sonunda ya. 4 tane atacaklar. Adamı hasta etmesinler ya. 5 olur da yiyelim yani abi artık. Geçen yemin ederim kalp yoklaması ya. United maçı. Aferin Keita. Keita kart görmeden çok güzel aldı. Abi biraz... zaten 12 tane kart gördü ya. Zahmet olacak bir maçta da görmesin. Oh be sonunda ya. Tamam, kaleciyle birlikte. Hatası. Olsun. Hey. Fazla yüz vermeyin. Çok böyle şey yapmayın. Zaten basın da üstümüze geliyor. Hoca bu takım niye oynamıyor falan. Gol atmamışlar gibi davranalım. Şey dedi. Aynen öyle. Konuşma böyle. Mane gitti. Mane Allah'ım gitti. Allah'ım yarabbim böyle bir şey olamaz ya. Şakir'i alma. Şakir'i alma. Firmino'yu alayım mı? Yok acaba? Yok. Onun şey sakatlığı var. Sen ya, şu... Miller var orada. Hayır ya. Feyenoord'u al. Tamam. Ne vereceğiz ona? Burada bir şey veremeyiz. Şey, forvetin arkasına çekebiliriz. Yok, kanat forvet kalsın ya, yapacak bir şey. Tamam. Değil mi? Evet. Kalsın bence de. Belki hatta orta sahanın soluna çek onu ya. Bir şey söyleyeceğim. Aslında Salah'ı oraya alıp Firmino'yu ileri atabiliriz. Yok yok. Sen şimdi ne yap biliyor musun hocam? Üçlü orta saha. Ha. Feyenoord'um sol iç. Şöyle. Ha, iç. Bak şimdi Fabinho tam ortada. Tamam. Hani üçlü yapıyor ya. Anlamadım tamam. Şimdi anladım. Keita, Feyenoord'um. Şu evet. Şekilde diyorsunuz değil mi? Aynen bu şekilde. Devam. Birini defansif oyun kurucu yap. İkisi Mezella da yapabiliriz aslında. Tamam, onu da Mezella. Kanat yok güzel, ya zaten. Güzel, güzel. Destek Mezella. Çok güzel fikir. Tebrik ederim Doğa. Bak burada takımın talihi dönecek. Doğru söylüyorsun. İki Mezella ile oynayalım. Devam. Şunları hatta şu an asimetriye gerek yok. Şöyle simetriye dönelim tekrar. Yok tamam. Be. Sturridge'i yeşillendirsene. Oğlum ya şu yeşillerin çok fazla bir o şey yok. Onun önemi yok abi. Bu düzen güzel. Valla onun o kadar önemi yok. Ben bazen yemyeşil yapıyorum. Hiç dört yiyorum. Ben yeşille yiyorum. Liverpool çalıştığı ayar değil de. Bak Celtic'te her şeyi denedim. Şampiyon Ligi'nde yok arkadaş. Gruptan 3 puan aldım. 3 beraberlik. O da iç sahada. Hadi Alexander. Gol. Ayar vurdu. Allah beni deli çek. Vurursa da. İnanılmaz. Oradan gol falan yemeyiz herhalde. Bunu görmekten... Ya tamam of! Çizgi teknolojisini ya Allah Allah. Hayır bizim maçta 8 kere. Akrabası mı bunlara satmış? Nedir 200 kere ya? Böyle yayıncı kuruluşta oluyor. Adamı çekiyor. Evet. Sonra bakıyoruz adam başka mı olmak istiyormuş falan. Evet. Doğru. Bunu çekiyor abi yok şey maça geldi falan diye. Böyle bir istatistik var. Bana maçı çek ya. Ben şimdi bir dakika bir ciddi olup. Robertson'da yorgunluk var ama bir hafta dinleneceğiz bundan ya sonra. Ya tamam ne yapayım yorgunluk varsa var. Hadi giriyoruz devam. Değişiklik? Yok canım ne değişikliği devam. Tamam takım konuşalım. Gerekiyor mu? Yani idare eder şu an. İddialı. Kendinizi rehavete karşısalımız işimizin bittiğini düşünmeyin. Strese ya ne alırım oyundan ha. Bundan sonra stres var hiçbir şey. Karanlıktan mı korkuyorsun? Ahmet Kursun vardı bir ara. Stres kırıyor diye bir sakatlık. Neyse stres kırı. Stres ben kırı. De oluştu sonra o yüzden stres kırı. Doğru Ahmet Kursun bayağı bir o yüzden stres oynuyor. Kırığı stres kırı nedir abi ya? Onda stres kırığı varsa ben de bayağı stres altsızı takmaları lazım bana. Her yerim kırıldı stresten ya. Oyunu ayrı gerçek hayatta. Bir gelse Haziran bitse şu Şampiyonlar Ligi finali falan. Şimdi bunlar yine kalırlar gerçek hayatta finale. Yine finalde kaybedip beni hasta ederler. Robertson ne kötü pas verdim ben. Karanlıktan görmüyordum. Devam abi. Devam. Karanlıkta hücum pres yapalım. Kaparız topu. Karanlıkta. Al i̇şte hareket. İşte devam. Güzel. İki Mezella. Bir önlü böyle. Bir tane oyun kurucu. Evet. Yürü ayar. Bas adamı ayar. Harikasın be. İkili güzel baslar. Ben bu düzeni beğendim arkadaşlar. Biz bu düzenden devam ediyoruz. Uğraşamayacağım Firmino'nun formsuzluğuyla. At artık. Allah'ım hayır, yürü direğe gidin ya abi yeter ya. Yeşil direğe gidin artık ya. Yürü bu nedir ya? Semtinde takılın ya. Abi 20 şut bir gol ya. Bir değişiklik yapalım mı dakika 60? Kimi alacaksın? İyi gidiyoruz ama. Çok ya. İyi gidiyoruz. İyi. Kimi niye alacaksın? Niye? Söyle kimi alacaksın? Hocam yorgunluk var ya. Arnold ya yorgunluk. Ama Robertson'da da çıkarılmaz 8.2 ile evet oynuyor. Abi yani çok da iyi oynuyor. Yapacak bir şey Arnold yok. Arnold değil. Devam edelim Fabinho. O zaman. Bir de Fabinho'yu al. Fabinho kötü oynuyor. Fabinho'yu al. Fabinho'yu al. Fabinho'yu al. Kimi al? Henderson. Henderson'ı al tabii koçum benim. Hadi bakayım kaptan yürü oğlum. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi oğlum be. Neyse sonra bir arada Feyenoord'umla şeyin yerini değiştirsin Keita'nın. Hadi artık kale içine kadar paslaştık lütfen. Bak uzaktan şut çekme. Paslaş. Varsa. Yok artık. Of. Van Dijk'a bak. Aşırttı güzel bu da ama.
Evet ama abi ne gerek var ya. Bu bence forvete mesaj. Sizin oynayacağınız yeter artık atın. Sizin vuracağınız top diye girdi topa. Daha fazla hücum düşünüyor Southampton diyor. Düşünsün. Düşünmek iyidir. Ayer. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz mi dedik? Kale çık. 500 kere pas izin verdik. Abi çıkmadı işte ya. Ay abicim biz bu nedir abi bu bizim çektiğimiz? Bravo Bekir be. Bravo Bekir de abi 2 maçtır bu ne saçmalık. Durdur ya. Ya hayır bekleri kullanma dedi kornerleri. Gene gidip bek kullanıyor. Niye kullanıyor? Bekleri arkada bekliyoruz biz adamlara. Hayır. Bir şu korner taktiği. Her kornerde niye böyle bizim kullanıcımız mı? Hayır karışık? Kullanma dedik ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu sağdan kullanılan korner değil mi? Bak her seferinde şu arkada boşluk kalıyor abi. Şu direkt. Bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaki adamlar var ya onları bir sağa mı çeksek biraz? Yok tamam geri işte. Şeyde bir dakika. Geride dur. Şunu da geride dur. Tamam bu ikisi de geride dur. Durmuyor abi herifler korner çok kullanmaya gidiyor. Bir kişi daha koyalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kişi daha koyalım geriye ya. O zaman da gol sayımız azalabilir. Ya bırak kornerden gol attığımız var hep yiyoruz abi. Henderson'ı koyayım mı arkaya? Koy Henderson'ı da arkaya. Henderson yavaş mı kalır orada? Ya yok bir şey kalmaz. Sigort olur ya. Ya. Sanki öbürleri çok hızlı ya. Hadi. Birini geride daha... dur. Geride dur. İkisi de geride dur ya. Şaka gibi. Bu kardeşimiz kim? Ay o dursun. Ay o dursun. Gol atabiliyor. Henderson'ı alacaksın yine. Jordan'sını alacaksın. Bir şey söyleyeceğim ya. Şu korneri de paslaşmasınlar ya. Normal direkt kullansınız. Tamam. Valla. Kaldır paslaşarak. Hayır. Direkt ortalısın. Atarsak atarız ya. Nedir abi biz? Manyak gibi geri koşuyoruz. Lan. Paslaş adamlara kaptır. Van Dijk uzaktan şut çekiyor falan. Saçmalıyoruz ya. Artık şampiyonluk yarışında zaten başımıza gelmeyen bak. Yine adam sarı kart gördü hastalı, ya. Cümlemi tamamlayamadım yine bak. Yine. Değiştirelim mi? Ya bir değiştirme hakkımız var. Dakika 82. Ya. Dur. Durdum. Kimi alacaksın? Milner var. He. Abi tamam da yani elbet kart cezalısı olacak böyle bu adamlar ya. Çok kart görüyoruz gerçekten. Ama agresif tabii şu an. Abi agresif de ben de agresif biraz kart yani. Görmeye çalışıyorum. 12 sarı kart görür mü abi o ofansif ortası? Maçları yani. Koparamadık ya. Onunla da alakalı. Agresif tepki veriyor takım şu an. Devam mı? Milner alıyorum. Ya da başka bir şey önerirsiniz. Ya yok bırak şeyi al. Hani Sturridge gol orucunu bozuyordun abi. Daha okumadı herhalde. 6.50 ne ya? Çıkar bunu. Al Firmino'yu. Sturridge mi? He. Hiçbir şey oynadı yok ya. Vallahi delirttiniz beni evet, ya. Evet. Hadi bakalım. Evet. Doğa bence daha risksiz pas atsınlar bu taktikle. Tamam. Karıştırmayalım 200-300 kişi. Kısa pas. Yapacağız. Değil. Zaten kısa pas değil mi abi bizim? Ne? Ama bak işte pozisyonu. Gol be! Bu kadar hızlı cevap. Gol be! Ne direğin içine çarptı. Yine direğe çarptı aslında. Bir düz golümüz yok. Kim verdi pası? Robertson mu? Bak Van Dijk niye taç atıyor abi? Stoper taç atar mı? Oyunun ayarını bir halt oldu ya. Vallahi ciddi söylüyorum abi. Ama defansif tacı zaten biz ayarlamıyoruz. Yani onun ayarı yok. Abi bekler kullanır tacı evet, yani. Ben böyle saçmalık hayatımda koskoca Van Dijk'a taç kullandım. Abi şu rakamlara bir bakın ya. Allah şunu böyle bir şey olabilir mi? 28'e 1. Neredeyse 1-1 bitiyordu. Alisson kurtarmasa Suarez'in pozisyonunu. Ya oyuna sanki şey açmışlar. Aleyci'yi çıldırtın modu açmışlar. Vallahi ya. Oyuna virüs girmiş. Vallahi Aleyci'yi çıldırtın modu. Workshop. Bu ne abi ya? Oyunun workshop'ları oluyor. Bu ne 28 ucunda 87'de falan atıyoruz ikinci golü ya. Of. Neyse, Sercan sonunda. Söyle şimdi o. Ne diyorsun? 4-1-3-2'de daha kısa pas yapın değil mi? Daha risksiz. Zaten öne geçersek ama değil mi? Evet öne geçersek. Zaten kısa pas oynuyorsun. Ya bunun bu defansif taktikleri biliyorum. Genoa'da evet. Benden 5 yedi öyle ya. Ben hücumcuyum. Çocuklar az önce iş teklifinde bulundu kulübe. Şimdi de kulübe. Şimdi de pas nasıl ya? Tamam gel hadi gel. Tamam gel. Gel. Tamam gel ya gel tamam gel. Gel sen gel gel. Zeytin antik Yunan. Güzel galibiyet falan değil bu ya. Hırslı. Tamam. Yara dur herifler biraz dinlensin artık. Aferin beyler iyi bir galibiyet hırsı. Aferin beyler iyi galibiyet alırsın. Kulübe otobüs durağına döndü falan. Gelsin tamam. Arkaya aynen dörtleyeceğiz hakikaten. Şimdi Mane 3-5 gün. Bir hafta sonra o maçı zaten. Hayır en azından ben korkmuştum. Ya ne yapayım Robertson doğru söylüyorsun da abi yok yani. Şov yapıyorsun. Sol bek yok nasıl? Abi. Bir hafta dinleneceğiz zaten. Ya? Yorulma İskoçsun abi. Hani Braveheart? Where is Braveheart? William Wallace. Where is the heart of Brave? İsmini değiştirelim. William Wallace yapalım. William Wallace'dan daha iyi ha.
Güzel haber, Delik dönecek bu bir haftada. Abi stoperde zaten sıkıntımız yok ki. Gomez'le Arnold'la değişimli oynuyor. Ama sanki şey, ama Delik varken çok rahattık ya. Çok rahat. Çok rahat. Pas yönünden çok iyiydi gerçekten. Tamam hadi bakalım. Gene alayım mı Delik'ten? Al al al. Ama belki iyileşmez. Pavard'ı atıyorum direkt kadro dışına. Pavard'ı Gomez'i değiştir ha. Pavard'a biz bu Pavard'ı gaza gelip aldık ama hiç olumlu bir transfer halay olmamayı çektik. Kabul ediyoruz. Valla halay malay çektik burada komik. Belki yani. Şımardı bence ya. Biz o halayları malayları ritim gördük. Ritim bulamadı. Pavard ne anlar halaydan. Anlar anlar. Nerede bu Stuttgart'ta ne arar lan? Artist ne arar lan Stuttgart'ta? Halay ne arar Stuttgart'ta? Ben o gözlüğü Nice'dan almak istiyorum ya. Artist ne arar lan pazardaki abinin taktığı. Nefis bir gözlük o. Tottenham. Sen galiba Doğu Karadeniz çocuğu değilsin falan yapıyor. Artık ne aralığa bazardı. Ha artış desene. Çok iyi ya. Pazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artısı? Artist ne ararlar pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Korner şu mi? Çok sinirimi bozdu. Duran topları 10 tane oyuncu koyacağım. Böylelikle abi korner yok. Evet. Şey kullanmayacak. Bekler kullanmayacak şey yani. Şey söyleyeceğim. Koyuluydu bu. Ki. Hayır koymuştum. Bu taktiği şey yaptık ya. Kaydettik, değiştirdik ya. Orada gitti. Köşe vuruşları ben seçiyorum. Keita. Keita tamam. Sağdan. Pardon. Pardon soldan Keita. Soldan. İkisinden de kullansın tamam, ya. Tamam kullansın ya. Kullansın abi. Bek kullanmasın da. Bekler kullanmasın abi. Fabinho. Hayır. Yok. Canım. Şakir'in çok iyi bu arada. Şakir'i koy. Oynarsa aynen. Kullanır. Başka da Salah'ı Mane'yi de koy ya. Mane'yi de koyalım. Salah'ı koy. Salah'ı koy tabii. Ulan zaten muhtemelen Salah kullanacak. Serbest vuruşları da koy. Sağ tarafa Salah kullandırsak. Ya en yüksek Feynaldum'u da yaz. Feynaldum'u da yaz. Tamam. Bir dakika. Bak köşe vuruşu 10. Ama 10'muş. Çok iyi değil. Neyse ya. Tamam zaten. Lan bunları iyi değil. Ya ona artık bakmayalım. Bek kullanmasın. Salah'ın da yani 14. Salah, bu serbest vuruşları da. Evet. Sağda pardon. Sağda. Tamam. Evet. Soldan sağ ayaklı, sağdan sol ayaklı kullansın. Aynen. Şu serbest vuruşları da işaretle. Birkaç oyuncu daha söyleyin köşe vuruşuna. İyi ya Daniel zaten hep. Abi garanti olsun ya. Forster. Yemedi. Solanke gitti be. Gitti sen mi? Sen yerine geçer misin? Evet. Sen yerine geçer misin? Otobüsü geldi. Solanke dedi ya. Yok ben gol. Filmi yok. Olmaz. Filmi yok. Milner. Sol taraftan Milner. Milner çok iyi fikir ya. Yapacağım seni. Milner çok iyi fikir. Milner. Ha Milner en iyi kullanan ha. Hakikaten evet. Şaka maka. Soldan birinciyi Milner yap. İkinciyi Keita yap hocam. Tamam. Ya da evet. Şakir iki kalsın. Üç Keita. Yap. Milner'ı her yerden kullansın evet. Milner. Devamlı. Milner'ı üstlere alın. Milner çok iyi kullanıyordu benim hatırladığım. Evet. Değil mi? İyi kullanıyor. İyi. Ya herhalde şey, artık 5 tane oyuncu koyduk ya. Hala Bek'e de kullandırmaz herhalde. Taçlar. Bak taçları işaretlememiş. Bu ama ofansif yani yarı sahanın diğer tarafı. Biz diğer tarafındayken defans peki. Kullandı. Abi niye stoper kullanıyor? Hayır abi bence öyle bir şey yok. Bak Sercan hayır diyor. Nasıl bir şey yok? Seçince fark etmiyor. Kullanıyor abi. Seçsen abi. Abi olabilir mi öyle bir şey? Tamam sen iki tamam tarafını bekle. Seçin. Abi taçlar sol bölge tamam. Robertson, sağ bölge Arnold ve Gomez. Sağ taraf Robertson. Sağdan Robertson sağ olur mu? Şaşırdın iyice. Robertson sağ soldan. Arnold'u koydum da Robertson tamam. Yokun pardon. Sola da Robertson. Adamın hakikaten ayarı bozuldu ayar. Doğan'ın bizde takılan. Vallahi geçen Bologna yönetirken böyle stres yaşadık tabii ya. Tabii yaşamazsın oğlum Liverpool bu adama. Adama Arife'yi gösterir, bayramı göstermez. Evet. Her türlü önlemi tamam alacaksın. Tamam. Bak Liverpool nasıldır biliyor şunu musun? Bak dinle ya. Beni. Hocam, evden dinliyorum. Çıkmadan bakacaksın çayın altını kapattın mı? Evden çıktıktan sonra bir daha gelip bakacaksın. Çayın altını kapattın ama ocağı kapattın mı? Gazı kapattın ocağı mı? Kapattın ama musluğun suyunu açık bıraktın mı? Liverpool böyle bir tost takımdır. Makinesinin fişini çektin mi? Tost makinesi evde yok neyse. Geçen sefer çekmemiştim yandı 6 sene önce. Eşim dedi ki yenisini almaya gerek yok Ali. Doğru söylüyorsun dedi. Yadigar çok güzel makinaydı babaannemden. Valla. Çok Alman, severim. Tost. Alman tost makinesi. Kaşarlı salça. Of. De rahmeti dedem ona Frankfurt fuarından mı ne almış? Kadın da ne mütevazı. Frankfurt fuarına gidiyor adam. Ala şey alıyor. Tost makinesi. Ama o yıllar için önemliymiş. Önemli 80 tost. Yıllarda falan. Tost makinesi. Büyük yani. Müydü? Güzel böyle şehirde vardır ya. Ağırdı. Şüphelerde basarsın. Ne oldu yine? 1-0 yendi City. Biz de birçok takımın 1-0 yendi. Olsun. Yani kıyanamayabilirmiş diyeceğim. Bizim City ile kendi sahamızda maçımız var hocam. Fixtür şu anda rahatladı. United'dan kurtulduk. Bir Chelsea. Evet deplasmanı. Arsenal ile neredeyiz? Önemli değil. Biz onların hepsini deplasmanda yendik. Deplasmanda yendik. Evet.
Ha doğru, iyi kere. Sinek dur ya. Sinek. Snake. Ne diyor Robertson? Yılan gibi ne diyor? Ya sana yeni sözleşme değil. Sana ya yeni sen iste araba, arasına... ev. Buzdolabı vereceğim. Karan oradan bir çek. Karan oradan bir çek. Ama abi o kadar. O Robertson'a kadar. Kardeşime. Sana buzdolabı da vereceğiz. Alın İskoç çocuk. Bir gayda alın çalsın, kutlayalım. Tost makinesi de benden. Ben sana kendi ellerimle. Kilit oyuncu olmak istiyorum. Tabii kilit ya, oyuncu. Ya kilit olur değil. Zaten çilingir, ne? Anahtar, kilit. Asansör. Anahtar teslim oyuncu. Bir tane de buzdolabı vereceğim. Benim maaştan kes ver çocuğa ya. Doğa sen de tost makinesi hediye et. Bir şey söyle ya. Tost makinesi mi? Yok ya. Vermez. Kahve makinesi abi. Kahve makinesi. O ayılsın. Kahve içerse gece uyumaz. Futbol, olmaz. Öyle mi? İşte futbolcuya yanlış içecek yanlış öneriyor. Burası Bologna değil. Bu Bologna'da İtalya'nın havayı. Biz kahvemizi içiyorduk. Pizzamızı yiyorduk. Maça çıkıyorduk. Burada öyle bir gerginlik. Ben Şampiyon Ligi'nde Bologna göremiyorum. Zeytinyağı bitti. Bitti. Çok da zam geldi. Geçmiş olsun zeytinyağı. Geçen aradım. Maaşı hep verdik ya oyunculara zam olsun diye. Alım gücümüz düştü hoca olarak. 2 milyonla nasıl geçeceksin? Kolay mı ya? Çocuğun okulu var. 1 milyon pound. Ne okuluna gidiyorsa. İşte stok deplasmanı. Uzay okuluna gidiyor. Uzay. Bir oyuncu vardı. Letro Sprewell diye. Yılda 4 milyon dolar kazanıyordu. Ben bu parayla geçinemem dedi herif ya. Federasyon zaten. Ben 1 yıl çalışırım. 4 milyon euro mu? Dolar ya. Tamam, euro de ona. Bu da 15 yıl önce. 4 milyon dolar iyice. Bana 15 yıl sonra bile bana o para uyar yani, söyleyeyim. O 4 değil ya, 40. 40 mıydı? Sprible diyorsun. Evet, değil mi? 40 milyon dolara imza atmadı. İyi, buralara gelmesin de üzerine çay dökmeyin. Pardon, elim titredi. Adam her gün dolduracak. Tabii. Benim masraflarım var. Havuz problemleri var, onları çöz. Hatta demiş ki benim çocuklarım havyar yemesin mi? Yazık. <Tabii. gülüyor> Yazık çocuklara ya. Takımın kötü gidişatı bu muhabbetlerden. Allah Allah, sürekli nifakta olma. Abi. Ne şeyi de bölüyor. Premier Lig Arsenal 1, Manchester 1 diyor. Ah. Dön. Aa, galiba oldu. Bas şimdi bakalım. Bakıyoruz. Takımın kötü gidişi mi diyordu? Bir açar mısın puan tablosunu? Bir puan tablosunu açalım. Buyurun. Ligin puan tablosunu. Evet. Evet, berabere evet kalmış. Biz kazanırsak lider miyiz? Averaj mı? Averaj. Evet, lideriz, lideriz. Lideriz. Kazandığımız an lideriz. Averaj 47. City'den 13 gol fazla yani averajımız var ama ne diyor? Gidişat kötü mü diyor? City vay kime puan kaybetti? Arsenal'a, burada yazıyor bak. Arsenal'le dalga geçtim. Kupa dedim, çay dedim. Genova'ya Sercan! Genova'ya! Genova'ya! Genova'ya Sercan! Genova'ya! Genova'dan kovuldu bir de. Arsenal'den özür diliyorum taraftarlarından bu arada. Sen konuşma. Adamlara 4-5 diye diye. Sen de Mensun Aydın'a. Mensun Aydın'a. Emre Mensun Aydın'a. En son ben tek kalacağım tek. Uni kafada. Ulan yine şampiyon olamadık. Evet hocam. Crystal Palace maçı. Liderlik maçı. Bir dakika. Bir saniye. Aa bir delik sen, döndü. Sen. Bu Crystal Palace çok tehlikeli takım. Delik dönmemiş yalnız. Dönmedi maç yok. Joe Gomez'i alalım mı? Evet, Gomez kalsın. Şimdi bir dakika. Önce herkes gözlerini kapasın. Gözünüzü kapayın. Doğa. Ne yazdım? Burundan derin nefes alın. Burnum ne tıkalı ki bir türlü alamadım. Ah, ağızlanayım. Beyler. Açıyor muyuz gözleri? Açma. Şampiyonluğu düşünün. Şampiyonluğu düşünün. Kupayı kaldırıyoruz. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Çünkü görebileceğiniz tek kupa bu sene. Şampiyonluk kupası değil, kahve kupasıdır. Şimdi kendinize gelip bu maçı almaya çalışalım. Kim döndü? Hocam bir de Allah yardımcınız olsun diye bitirsin. Allah yardımcımız olsun zaten diyoruz sürekli. Salah var. Mane var. Bana kalmıyor. Onlar hallediyor. Allah yardımcısı oluyor onların. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Ama bir sorun var. Bir sorun var. Crystal Palace'ı Roy Hudson çalıştırıyor değil mi? Evet. Evet. Zamanında ettiğim laflar şimdi dönüp dolaşıp bana Londra dolması olarak. Evet. Yok, Sam Allardyce geçmiş başa. Ha o zaman tabii. Bilse. Geçen sene en çok hakaret ettiğimiz hocaydı. Kesin. Bu şey diyorduk ya, bu asistan menajer bırakıyoruz. Sam Allardyce mi acaba falan diyorduk. Gör şimdi Ali Ece'nin. Başına gelecekler. Bundan sonra da Porto maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. He. Ama lig önemli tabii. Tabii abi bu maç çok ya, önemli. Liderliği geri alacak. Porto yok. Maçından önemli hiçbir şey yok. Tamam mıyız? He. İlk 11'e bakın. Firmino iyileşti mi tamamen? Evet evet. İyi. Ha yok pardon. 88. 98 hayır iyiymiş. 98 o. 98. Evet. İyileşti. Haydi çocuklar. Şimdi bir dakika. Ne
Maç Anfield'da değil mi? Evet. Fabinho'yu kes artık. Bir şey söyleyeceğim. Fabinho'nun yerine şeyi oynatmayı öneriyorum. Feynaldo'mu. Düzeldi artık adam. Ne Fabinho diyorsun? Fabinho yerine Feynaldo. Aradayım ben ya. Fabinho... Bence ya bir de şu an şey de çıktı. Şu hikaye var ya, iyi anlaşıyorlar artık, tamam oturdu o taktikte de. İyi o tamam. Hadi. Hayır hoca ne derse o. Tamam kas. Rakip orta sahaya bakmak lazım. Yani. 20. takımın orta sahasına bakmak lazım. Valla bir şey söyleyeceğim. Hiç gerek yok. Biz oynayacağız ya. Kararlısı Palas 5. de olsa ben Palas orta sahasına falan bakmam ya. Tamam mıyız? Giriyorum. Garantici. Canım, giriyoruz. Hücumcuyum diyordu bir daha önce hocam. O doğaya hücum ediyor. O. Doğa. Wilfried Zaha dışında tanıdık adam yok ya. Orta sahada öyle bir. Neyse tanımayalım. Bu arada sağ bekleri fena değil. Evet. Genç. Hırslı. Bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyorum. Sezon boyu hiçbir maçta galibiyetten başka hiçbir şey beklemiyorum. Boşuna bekletmeyin adamı. Yaz. Boşuna bekletmeyin adamı. Oynayın. Don't wait. Don't make me waiting. Sako var ulan. Nasıl tanımıyorsunuz bizim eski tamam, stoper? Tamam görmedim ya. O şunu bir dolu skandalla anlat. Dün gece içtin mi şunu bunu? 5-4-1 ile çıktılar maça ya. 5-4-1. O zaman erken gol gelmezse aman. Yalnız bayağı baskı kurduk. Yani. Adamlar zaten geride 5'li oynuyorsa. Yine paslaştık. Gene paslaştık ya. Abi ben kaldırın demedim mi paslaştık? Kaldırdık hocam. Yok yani şu an paslaşmak bir şey yok. Sercan bilgisayara bir şeyler yapmış ama bir zaten elinde bir flash diskle falan bellekle geldi. Evet, bir kamera kayıtlarına ben bakalım bir güvenlikten alalım güvenli. Ya. Adam gerçekten. Hadi çocuklar. Pozisyon giremedik. Oğlum zaten temkinli oynuyorlar ya. Bu Kravets beni çıldırtma. İki tane yardımcım var. Delirtiyorlar zaten. Atça şunu. Hadi Robertson. Ayar. Bak yine orada böyle pasa takıldık. Evet. Evet. Firmino dön artık. Ya Firmino son gol attığında Liverpool şampiyon evet. Falan olmuştu ya. 1990 yılı karesi geliyor bana. Sako. Sak mı o? Sarısı var. Sako'nun üzerine oynayın. 45-2 yere gitti. Bir dakika. Bir taktik. Sen, bir sen. Hayır geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. İstatistikleri açayım mı? Konuşamadım. Hayır hayır. Gir şimdi taktiklere. Oranlar düşük oyuncularımızın. Başka bir düzene geçmemiz lazım. O dediğin hani... Mane evet. Hiçbir şey oynamıyor ya. Mane'yi forvete al hocam. O hani vardı ya. Firmino yerine değil mi? Firmino'yu 10 numaraya. Mane'yi çek oraya. Salah'ı çek oraya. Mane'ye bir şey yap ama. Tamam. Bu ofansif oyuncu destek. Yani yaratıcı da... Al al al. Tamam zaten hocam. Arnold bir öne. Çok ofansif olmuyor muyuz? Yok hiçbir şey olmuyoruz. Tamam. Orada ayar var zaten. Devam. İkisini Mezzele mi yapayım? Ne yapalım? Yok yok Mezzele falan yapma. Bekleri çıkardık. Keita? Keita da o zaman da işte. İki önlü orta saha yap Keita'yı. Destek. Bir tane var iki önlü orta sahamız. Defansif oyun kurucu da tamam, yapabiliriz. Ama 3-5-2 aman. Şimdi 2... Zaten Ayer içeri kalacak. 3-5-2 diyorsunuz. Yani. 3-5-2 değil de Ayer'i orada sigorta. Sen onu 2 önünü orta saha yap da her tamam. Yere gitsin gelsin. O serbest olsun. Yani. Fabinho neci? O da 2 önünü orta saha. Onu defansif oyun kurucu yap işte. Tamam. Evet. Destek. Çok güzel. Bir de böyle deneyelim. Takım konuşması. İddialı. Biz daha iyiyiz. Elinizden yapın galibiyet gelecektir zaten. Evet. Yine tepki veriyor herifler ama işte bir de sahada bir şey olsa. Hadi oğlum ya bir koy. Hadi. Hadi Fabinho. Hadi saçlarını boyadın. Hadi uğurlu gelsin artık. O ne biçim? Bak be. Gol atalım artık. Artık atalım. Adam Fabinho'yu resmen doğradı. Bak. Gol attık. Allah hayır o direğin ben. Vallahi direkleri sokacağım sinirden başlarsın. Hayır çataldan dönüyor artık ya. Yanda çataldan dönüyor işte. Ben de böyle bıçak sırtındayım sana söyleyeyim yani şu anda psikolojik olarak. Yine paslaştık. Attık ama. Aa.
Ya her Palace maçı ayrı stres. Bu Semedir'deyiz. Yaratıcı falan. Oğlum çık. Veya daha azimli oyun hangisi? Yaratıcı oğlum. Bu çocuklar azimli. Orta sahada bir oyuncu değişikliği gibi bir şey. Ay. Seken bizde mi? Bizde. Bu da bizde. Bizde süper. Keita. Hadi oğlum be. Vur kaleye. Penaltı. Vay be. Gol be. Filmin attı önüne. Vallahi Abdurrahim Albayraklı'sın. Yemin ederim geç ya. Altı üstü Palace'a gol attı. Olsun gol ama kritik geldi ya. Bir de filmini attı. Vallahi ben bu Hasan Şaş gibi kaldım. Abdurrahim Albayrak var ya şeydi. Ceketi kopuyor falan. Aman bir gol sevinci daha var ya. Onu ben hatırlıyorum ama onda çok haklıyım. Bordo maçı sonra gol. Çok... Kim attı? E atsın bir zahmet. Artık ya. Yeter. Kim attı büyük golcüyü? Aylar değişiklik sonra gol attı. Yapalım mı dakika 60'ken? Birinci sıraya yükseleceğiz tabii. Bir dakika. Biraz daha devam. Tamam. Bakalım bunlar ne yapacak. Biz hemen bir tane daha yapıştırmamız gerekiyor. Oha be. Bu artık ya. Öldürüyorlar adamı ya. Fabinho'ya devam böyle karate yapıyorlar ha. Firmino! Adam ketçap gibi. Geri döndü. Firmino is back. Çıkmadı. Bir bastı ketçaba. Her yer ketçap oldu. 5 mi oldu? Daha oğlum ben 3 puancıyım artık. 5'i bıraktım. Garanticiyim artık. Çıtayı düşürme. Bu oyunu bırakman lazım. 5 değil de biz hep 3 diyelim. 3 olsun. Bak 1-0 olsun bizim olsun diye. 3-0 diyelim. 3-0 olsun bizim olsun. Çok güzel çok 2 güzel. Gol attı be. Bak adamı geriye alınca. Evet, geriye şut alınca, çekmeye başladı şut değil mi? Şut çekmeye başladı. Abi bu nasıl rakamlar ya? Yine orada. Hat-trick geliyor. Hat-trick geldi. Dur. Çıkar filmini falan. Hayır Robert Sanchez. Gol tekrarı bittikten sonra değiştirsek olur. Firmino'yu alıyormuşuz oyunda. Arkadaş şunları neymiş Liverpool coştu. Oğlum bizce coşkuluyuz da. Ya 3 dakikada hat-trick evet. Yaptı. Sercan'ın en hızlı hat-trick rekoru. Sercan'ın bilgisayar virüsü evet. Temizlendi. Rakip Firmino orta sahaya bakmayınca böyle oluyor. Falan. Şimdi durduracağım. Evet. Bir dakika. Robertson, Fagnoman değişikliği yapalım. Çocuk bitmesin. Hatta... Milner mi? Milner alalım. Milner alalım. Milner'ın yeri orası. Evet. Fabinho ile de Feyenoord'u birleştirdim. Soğudu mu burası? Yok ya bu kameramanların haftalarda rol çalışma, rol çalma çalışmalarını önümüzdeki hafta itibaren sonlandırıyoruz. Tamam mıyız? Evet onlara onlara caydırıcı olsun diye Edouard Cissé'nin bu resmini gösteriyorum. Evet. Artık isterseniz devam edin. Devam siz gollere devam edin. 80'de bir değişiklik yapalım mı? Yapalım. Bu da gol olsun sonra. Hop 4. Vur. Yok vuramadı. Offside galiba. Dur hocam. Ay burada artık. Artık sıkıldık bunları görmekten ya. Trabzonspor'un rekoru var ya direkten dönme. Onu geçtik biz ya. Mane'yi al. Çok yorulmuş. Zaten bir şey oynayamıyor çocuk. Al yerine Staric. Evet. Bir Staric tamam. Kaldı. O da gol atsa. Dişimi kıracağım diyeceğim de zaten az dişim kaldığı için kıramayacağım artık. Çok kırdım zamanı. Bak valla şu dişlerin yarısı Beşiktaş ve Liverpool yüzünden çürüdü. Evet. Valla. Ciddi söylüyorum. Benim dişlerimde bayağı köprü var ya. İstanbul'daki var. Üç ayrı köprü var yani bende. Bu arada Ayer oturdu oraya. Evet. İyi evet. Oldu yani. Transfer etsin tam nokta transfermiş. Keşke sezon başına Pavard'ın onu alsaydık. Geçmiş olsun artık. Aldık. Evet. Asıl bu bir sürü kaleci alacağımıza da alabilirdik. Ama sürekli karşımıza çıkıyor. Penaltı. Artık penaltı olmalı. Staric'i attır. Staric'i attırabiliyor musun? Ah attıramıyorsun. Milner atsın ya. Niye Staric atıyormuş? Evet. Gol olsun ya. Bana ne Staric gol atacak diye. Ben onunla mı uğraşacağım? Bir de masaj yapayım adama ya. Allah Allah. 4. Milner varken nereye Staric atıyormuş? Takım penaltı. Mutlu son şimdilik. Mutlu son. Bunu da çekelim. Çok güzel maç. Liderliği aldık. Şimdi bir dakika. 5 oldu. Hadi yok. Evet. Milner. Evet. Liderliği geri almanın huzuru var. Abi yalnız bak. Bak bu düzende Keita sarı kart görmedi. Demek ki en iyi düzen bu gerçekten. Keita'nın 90 dakikada sarı kart görmediği bir düzen dünyadaki en efektif futbol düzenidir yani. Abi Van Dijk'ı nasıl bu kadar alakasız yapmışlar gerçekten ya bu kadar benzemez bir oyuncu ya. Sako'ya benzemez. Benzemez. Yeter de bu.
bu teknoloji. Ha, maç bitti. Hayır, maç bitti. Hala yok. Ortada öyle bir pozisyon yok. Ya ben bu kadar bir şey. Demek ki bunu orta sahada kaç paraya satmışlar ki bunlara? Aa. Abi sen Premier League'de şey gösterince soracağım. De sinirleniyorum. Bit artık ya. Niye böyle bir saçma sapan bir ekrana girdi? Ha. Bravo. Lidere bakalım. Bir dakika önce bir takım konuşmamız var. Bak bak Sky Sports'a bak. Liverpool'un kazanacağını söylemiştim. Ulan benim çalıştığım Liverpool'a iddia 1-0-5 veriyor her galibi. Aferin beyler. Aferin beyler. Beyler iyi galibiyet liderliği aldınız. Şuradan liderliğe de bakalım. Herkes bakalım. Çok memnun gözükmüş. Evet. Kim tepki vermemiş? Ali Ece oyundan. Ooo bir dakika. Bir dakika ne diyor Sema Ay. Ha Allah. Firmino'ya da bir şey olmuş. Bir dakika şu herifi açsana şu. Allardyce. Ne diyor ya? Bak 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 Allardyce'a bak. Aleyci oyuncularına işte rakibi sakatlayın talimatı verecek bir karaktere sahip değil. Aslında mesaj Ölmüş. Veriyor değil mi? Aslında ama hayır. Burada bir algı var. Övüyor ama aslında tersini söylüyor. Ulan İngiltere milli takımın başına geçip ondan bundan rüşvet pazarlığı yapan adamsın ya. Görüntülerin ya çıktı görüntülerin. Tugay Kerimoğlu Sam Allardyce'la ilgili ne diyorsa ben aynen katılıyorum. Biz aynı zamanda Schalke taraftarının bir Alman hakemle ilgili söyledikleri var. Ona da katılıyorum. Bir de Vahap Beyaz vardı hocam. Aynı zamanda ona katılmıyorum. Rangers'lar Hearts'larla ilgili ne diyorsa ona da aynen katılıyorum. Hearts'lar Rangers'la ilgili ne diyorsa ona da katılıyorum. İki taraflı eyan. Akıl oyuncusu. Google'a bakın. Google'a bakmayın. Burada kalın. Bu arada kanala artık abone olun ya. Evet. Abone olun. İzleyelim. Ne diyorsun ben... Emre ya? Şey diyeceğim diye korkuyorum ya. Abone olursanız Yoncu Evcimi'ye aboneyim. Abone şarkısı çalacak. Hep bir dakika. O espri çok tanıdık geldi şimdi. Bu arada lideriz. Sercan Bey'i çağıralım. Bir dakika. Puan durumuna bir bakalım. Sercan Bey'i çağıralım. Sercan Bey buyurun. Sercan Bey gözlüklerinizi taktınız mı? Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Buyurun efendim. Sercan Bey diyordu ki takımın kötü gidişatı. Gel kaçıncı abi, haftadayız Sercan Bey? Kaçmış 26'dayız evet. Kaç hafta kaldı? 12. Evet 12. Evet. Aradan kopya verme onu söyleyeyim. Kim lider? Liverpool. Evet. Kim çalıştırıyor? Ali Ece. Teknik heyet? Emre Zabunoğlu ve Doğa Üründür. Evet. Nasıl buluyorsun performansımızı? Yani alttan siz de memnun değil. Değilsiniz. Yok gerçek hayatta 26. Oldum. Haftada lider yani miydi Liverpool? Gol atamam. Ya tamam tabii ki. Gol atamam ama. Son maçın skorunu açabilir misiniz? Gol atamam. Hocam, gol atamam. Ligin en çok gol atan takımını gösterelim. Son iki maç 2-0, 4-0, 6-0 toplamda. Kayıtlarınız var sizin de şikayetçisi. Puan yani, durumuna gelin. Şikayetçi oldum. Benim şikayetçi yani. Olduğum bir. İngiltere Futbol Federasyonu. Yani genele gel. Maçında genel bize gerçekten şey öyle ya, bir... Genel bakışını aldı. Genel bakışa gelelim. Sezon öncesi bakış. Sezon öncesi bakış ne yani? Kuş bakışı gibi. Crystal Palace kuşu. Hocam şurada ha. Birleşelim. Ben tabii birleşelim ki Liverpool'un hocam. Buradaki şampiyonluğunu Emre Zabunoğlu'ndan daha çok istiyorum. O kesin. Emre Zabunoğlu'nun kesin. Lütfen benim üstüme gelmeyin. Böyle bitirebiliriz. Yani. Böyle bitirebiliriz. Evet. Benden çok kimse isteyemez. Atılan gol sayısını eleştirdi. En yakın gol atana farka bir bakalım. 16. 66 atmışız ya. Elin saf. Dördüncü United 50 atmış. 19. Ulan United nasıl 50 gol atmış? Gerçek hayatta ne zaman ya atacak? City 47 çok az atmış ha. Bu arada 13 gol yemiş. Demek ki Guardiola ofansif yeterince evet. Oynatmıyor mu falan? Böyle eleştirir mi? Ne saçma. Oyun saçmalamış ya. İnşallah bu liderliği sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Artık geri vermiyoruz. Bu arada biz sonuncu palası yenmişiz. Boşuna havaya girmeyelim. Önümüzdeki evet. Hafta daha motive. Tabii daha çalışarak geliyoruz. Hemen söyleyelim. Şöyle fikstüre bakalım. Porto'ya gidiyoruz. 3 tane deplasman. Fulham ve Huddersfield. Üst üste 3 deplasman mı? Evet. 3 deplasman. Fikstürümüz biraz rahat. Porto, Fulham, Huddersfield. Şimdi bak bu düzene şampiyonlukta normal oyunla oynarız. 4-2-3-1. Yani döneriz ama gene. Sonra Fulham maçı, Huddersfield maçı şöyle bir ayarlayalım ki Robertson'ı Minner'la değiştireceğiz. Evet. O beklerin önünde oynadı. Trent'le Gomez'i de değiştirebiliriz. Şeyin gelişine göre. Delikt'in gelişine göre. Tamam hocam. Haftaya görüşürüz.